Oyunculuk hikayesi henüz 10 yaşında başlamıştı. 15 yaşındaysa Hülya Avşar'la oynadığı reklamla yıldızını daha da parlatmıştı. Onun için artık oyuncu ifadesi kullanılıyor ve televizyon ekranlarında birçok önemli isimle başrolü paylaşma fırsatı buluyordu. Yaşı 26'ya geldiğinde aldığı kararlar ona göre hayatını değiştirmese de bir oyuncu olarak kariyerine devam etmesine fırsat vermedi. Yaşam mücadelesini önce pastanede çalışarak devam ettirmek istedi. İşinden de memnundu ama medya onu rahat bırakmıyordu. Hep kameraların önünde görmeye alışık olduğumuz Rüzgar'ın kamera arkası çalışmaları başladı. Rüzgar'ı toplumsal mesaj veren defilelerde de gördük, gece kulüplerinde DJ'lik yaparken de. Şimdilerde çok mutlu. Rüzgar, sevgilisi Tuğba Beyazoğlu'yla evliliğe ilk adımını attı. Rüzgar için artık oyunculuğa dönme zamanı da gelmişti. 26 yıllık kendi olma savaşından sonra yaşadıkları onun yeni hayatının başlangıcıydı. Biz bugün o hayattan, Rüzgar Erkoçlar'dan bahsedeceğiz. Şimdi söz sırası onda. Rüzgar Erkoçlar, Hülya Avşar'ın yanında. Şunu anlayamıyorlar. Öncelikle şunu gerçekten açıklamak istiyorum. Ben ifşa edildim. Rüzgar niye Rüzgar? Rüzgar ismini mi çok seviyordun? Rüzgar niye Rüzgar? Fark ettin mi sesini de değiştiğini? Ben mesela şu an sesimi kasmıyorum. Kassam daha kalın çıkar. Ben kıskanç bir adamım. O da şanslı, ben de çok şanslıyım. Hiç kıskanmıyor mu mesela? Hayranların bana güveniyor. Çocuğun olabilecek mi? Buralarda tüy çıkılı. Var. Gel bakayım ne olur. Ya şimdi şu kadar, şu kadar. Çok merak ediyorum ya seni. Yani işte şöyle. Çok yakışıklısın sen. Teyze artık ellerimi alabilir miyim? Nişanlandın, hayırlı olsun. Teşekkürler, sağ olun. Nasıl bir duygu? Ay. Nasıl bir duygu bilmiyorum. Ben daha yeni tadıyorum. Hiç aklına gelir miydi Allah aşkına? Nişanlanacaksın, DJ olacaksın. Hastanede çalışırken mesela. Yani işte insan hayatına tabii ki hani birçok şeye, ben kadere inanıyorum. Belli yazılmış bir kader çizgimiz var ama o yola giderken de yukarısının sana sunduğu çeşitli işte A yolu, B yolu, C yolu, yine aynı yola çıkıyor ama farklı yollardan. Bunu da kendi inisiyatifimizle seçtiğimize inanıyorum. Zor günler geçirdim. Araya giriyorum. Pastanede çalışacak kadar yani o dönemler çok zordu herhalde. Bir pastaneye girip nasıl girdin de iş istedin mesela? Bana iş mi verin dedin onlara? Şimdi aslında şöyle, bu olayın acitasyon tarafına bakarsak o dönemde de oturup kendime acıyabilirdim, üzülebilirdim. Tek doğru olan şey herhalde hep benim, özellikle şu dönemde hep önüme bakmam oldu. Hani şu an bu programda olduğumuz için bunları söylemiyorum. Hani evet, üstünü kapatalım. Hayır, gerçekten. Çünkü Instagram'da da mesela DM'den sürekli insanlardan mesaj alıyorum. Gerçekten hani insanlara umut kaynağı olmuş. Benim gibi olan insanlara da benim gibi olmayan, hayatında mesela sadece işinden mesela mutlu değil, değiştirmek için bile bir adım atacak ama o cesareti bulamıyor. Ben insanlara bunu verebilmişim. Demek ki benim de görevim buymuş. Ya ben de seviniyorum tabii ki, hani böyle bir görevim yok ama diyorum herhalde. O kapıyı herhalde nasıl çaldın? Yani insanlara gidip ben burada çalışmak mı istiyorum dedim. Girdim, çok merak ediyorum. Girdim, evet. Kapıdan girdim. Evet. İlanı gördüm. Aynen, ilanı gördüm. Şimdi hani girdiğim zaman da sorduğum kişi oranın zaten hani patronuymuş ama o da çalışıyor. Tanıdı mı seni? Tanımadı. Hatta çalıştıktan sonra 4-5 ay sonra beni tanımaya başladı. Televizyonu izleyen, sosyal medyayla alakası olan bir insan değildi. Çok enteresan. Aynen. Daha güzel aslında ama şöyle bir şey var. Yani benim o dönemlerde yaşadığım deneyimi hiçbir şey bana veremez. Yani bakarsak hani bu acı tarafına hani bakabiliriz. Ha işte şu günlerden geçtim vesaire. Orada yaşadıklarım şu an aslında beni o kadar güçlü kılıyor ki. Muhakkak. Tabii. Yani. Girdin, iş istiyorum dedin. Nasıl evet, çalışmak istiyorum ben dedim. Ve orada çalıştığım dönem yani uzun süre çalıştım. 15 saat çalışıyordum. Ve hani kendisi gibi beni yetiştiriyordu. Sonuçta hiç bilmediğiniz bir meslek. Hani baktığınız zaman geçip oraya sadece satış amaçlı değil, her şeyi öğreniyorsunuz. Pişirmeden tutun her şeyi. tam kapsamlı bir şekilde. Basına yakalanman ne kadar süre aldı? Ya ben 3 ay orada rahat bir şekilde çalıştım ama hayatımın en mutlu günleriydi. Allah Allah. Kendimim. Hani yani mutluyum. Huzurlu ya. Huzurlu ve özgür. Para özgürüm, kazanıyorsun. Nefes alabiliyorum, sağlıklıyım. Kendi paramı kazanıyorum. Allah'a şükürler olsun, kimseye ihtiyacım yok. Hani Allah kimseyi düşürmesin. Amin. Hani tabii. Hiç kötü bir duruma. Ama hani özgürüm. Hayatımın en mutlu günleriydi. Ay. Sonra basın geldi. Ya o da çok etik bir davranış değildi. Basının gelip o şekilde. Çünkü hani kim basın, hani ne yapsın ki? Yani ya öyle tamam, onlara göre bir malzeme, evet çok büyük bir malzeme, fırında çalışıyor işte, evet. Oyunculuk yapan biri ama biraz empati ya, hani biraz empati. Yok öyle bir şansları. İnsanlara empati yapma şansı çok az veriliyor ya. Bence o aslında insanın kendi elinde olan bir şey. Kesinlikle. Vicdanıyla. Ama öyle zor şartlarda oluyorsun ki sen empati yapsan diğeri yapmadığı zaman mecbur kalıyorsun ana. Çünkü o zaman müdürün diyor ki sana, diğer arkadaşın yaptı, sen niye yapmadın? Yani onlara ya da o açıdan rekabet var. Biz hayat empati rekabet üzerine. Eğer, ama tabii. Ben hayatımda her şeye ne olursa olsun belki çok büyük işler kaybetmişimdir ama kendi vicdanımdan ve empati duygumdan vazgeçmemişimdir. Çok güzel bir şey bu söylediğin gerçekten. Bu güzel, çok hoş. Enteresansın. Burcun ne? Koç burcu. Koç. Koç burcu. Terazi, terazi, evet. Enteresan, aile kaç kardeşsiniz? 3 kardeşiz. Bir ablam var, hı hı. Bir tane kardeşim var. Bir abla, bir kardeş. Güzel. Aileyle aran iyi mi yani? Nasıl? İyi, her şey yolunda. Anne, çok baba. Şükür. Evet. Babamı çok yakın zamanda kaybettim. Aa, başın sağ olsun. Aynen, sağ olasın. Sana ne sormamı istersin mesela? Ne sormam? Mesela sana ne sorulur sana? Çok incitmek istemiyorum. Hı-hı. Kalbini kırmak istemiyorum. Seni sıkıştırmak ya da sıkmak da istemiyorum. İki medeni insan gibi sohbet. Hı-hı. Tabii ki merak edilenler. Sen biliyorsun ne var ne yok. Ama ben burada hani sana saldırıp da böyle reyting uğruna işte öyle sorular sormak istemiyorum. Yani zaten o yapıda bir insan olmadığınız için geldim. Teşekkür ederim. Ben bugüne kadar bundan önce bir programa daha çıktım. Bir de size geldim. Hı. Sen ne istiyorsan... O şekilde davranmak istiyorum. Bilirsiniz. Hani tabii şekilde... ki biliyorum. Tabii ki ama yine de kalbini kırmak istemiyorum. Benim de en korktuğum şey kalp kırmak. Mutlu musun? Mutluyum, çok şükür. Bu arada bana programın sonunda soracağın soruyu hazırladın mı? Evet. Söylemişlerdi değil mi? Söylediler. Evet. Ben çok rahatsız bilmiyorum buraya gelirken. Çünkü sizinle daha önceden de tanıştığım için. Evet. Beraber bir iş yapmıştık. Sizi daha çok tanıdığım için. Teşekkür ederim. Yani. Bana soracağın soruyu iyi düşündüm ama değil mi? Güzel bir soru. İyi düşündüm. Hani ben de çok sıkıştırmak istemiyorum. Yok, sıkıştırabilirsin. Yani ben illaki kaçarım bir yerden diye düşünüyorum. Mutluluk önemli olan zaten, mutluluk. O dönem, o geçişte yani şu anki hayatında her şeyi çok rahat yaşayabildiğini zannetmiyorum. İnsanlar, tanıyanlar seni rahat bırakmıyorlardı değil mi, bir sürü şey? Şu an ama şöyle çok rahat yaşıyorum. Yani çünkü ilk zamanlar... Çünkü hayat Türkiye'de özellikle hiç böyle bir insanın başına hani böyle bir şey evet. gelmedi. Hani gelse onlar de bizim için haberimiz yok herhalde. Aynen. Hı. Var bir sürü insan var. Ama ilkim. Hatta insanların çok kızdığı vesaire de olmuş galiba bana. Şunu anlayamıyorlar. Öncelikle şunu gerçekten açıklamak istiyorum. Ben ifşa edildim. Hani bu benim kendi rızamla çıkıp da ben böyleyim demedim. Hiçbir basına veya demek insanlar... yanlış bir şey mi sence? Ya hayır, şimdi orasını tartışmıyorum ama bu benim kendi öz irademle vermiş olduğum bir karar değildi. Benden habersiz iki kişinin biri, çok isimlerini geçirmek istemiyorum. Takip edenler zaten biliyordur. Benim kendi onayımın dışında haberim yokken, hatta ameliyatlıyken ben ifşa edildim. Ne oldu? Bir sabah uyandım ve ne oluyoruz ya dedim. Telefonlarla uyandım. Basın arıyor vesaire. Çok kötü bir gündü benim için. Ama bunu tahmin etmiyor olman lazım. Hayır. İnanın. Olur mu? Ya, herkes bunu söylüyor ama inanın hani insanlar diyor bilmiyor muydun vesaire. Şimdi ben o kadar popüler bir oyuncu değildim. Şimdi bakıldığı zaman tanınmaydınız. İnsanlar yo belki erkek kardeşi vesaire derdi. Hani çok şey yapmazlardı diye düşünüyorum. Hiç aklımdan geçmedi. Yani benim hayatım aslında kafamdaki düşüncem daha rahat. İşte yani bu nasıl diyeyim, bu sektörün önünde, kameraların önünde bir hayat yaşamak değildi. Kendi olma savaşımdı. Herhangi bir özgür olduğum meslek yapabilirdim. Ama reklamlar falan oynadı. Biz birlikte oynamıştık. Tabii ki. O zamanlar ünlü olmak istiyordun demek ki. Şöyle ünlü olmak değil de çok daha belki hani evet oyunculuktan çok keyif alıyorum. Burası ayrı ama kendim olarak zaten şu an öyle bir fırsat verilmediği için var. Gelen projeler var. Ama tam böyle içime sinen bir iş olmadığı için şu an Rüzgar olarak daha bunu oyunculuk anlamında deneyimleyemiyorum. Rüzgar niye Rüzgar? Rüzgar ismini mi çok seviyordun? Rüzgar niye Rüzgar? Ya motosiklet kullanıyorum. Ve o motosikletin üstünde en hayatımı özgür hissettiğim, hayatım boyunca özgür hissettiğim yerlerden bir tanesi motosiklet üstünde olduğum anlardan biridir. Hele özellikle yazın o rüzgarı hissettiğinizdeki o duygu. O yüzden ismim Rüzgar. Bu kadar seviyorsun motora binmeyi. Aynen. Allah korusun, çok dikkatli olun. Aynen. Yani benim oğlum olsa izin verir miyim? Gerçi kızlar da kullanıyor ama bilmiyorum, izinle de tabii bir yerden sonra anne baba da bir yere kadar karışıyor değil mi bu işe? Ya aynen, annem babam da hep derdi hani oğlum kullanmanı istemiyorum vesaire. Tamam, araba da kullanıyorum ama motorun keyfi ayrı. Rüzgar, ben bir insanın değişiminde bu kadar hani sakalıydı vesaire bu kadar... Nasıl bir duygu bu, şey duygudan çok bu hormon muymuş? Yani bu kadar değişebileceğine inan, sesinin tonu. Bunlar nasıl? Yani bir sabah kalktığında sesin mi değişti? Ne oldu? Şöyle, bu arada hastayım, kusura bakmayın. İyi olmuş, yakışmış o ses. Tabii geçmiş olsun ama. Teşekkürler, sağ olun. Bende eksik olan hormon hani baskılanıyordu. Testosteron hormonu, erkeklik hormonu. Tam tersi şu an olması gerektiği noktaya getirildi. İlaçlarla. Nasıl getiriyor acaba? İlaçlarla. İlaçlarla. Olması gereken noktada. Evet. Aynen. Yani şöyle. Ve dolayısıyla tüylenmeler oluyor. Ses yani hormon o kadar önemli bir şey ki gerçekten. Psikolojik açıdan da sadece görünüş değil. İnsanlar bunun farkında değil ama hayatımızdaki en önemli faktörlerden bir tanesi. İnsanların bunalıma girmeleri hormonla ilgili. İnsanı dibe de götürebilir. Direkt hani yukarıya da çıkartabilir. İntiharlar vesaire. Bu süreçte olan mesela insanların çoğu hani memnuniyetsizlik vesaire, öyle bir şey değil. Hani gerçekten kullanılan ilaç doktor kontrolünde kullanılması gerekiyor. Çok önemli şeyler. Sürekli kontrol altında olmanız gerekiyor. 6 ayda bir, 3 ayda bir kan testlerinizin yapılması gerekiyor. Karaciğer, böbrek vesaire vücuda bakılması gerekiyor. Zaten vücudunuz müsait değilse hormonu alamıyorsunuz. Böyle bir şey yok. Hani bana da yazıyorlar. Abi hangi ilacı kullandım vesaire. Sakalın nasıl çıktı? Yani sürekli DM'de aldığım 5 mesajdan... Oran çok muymuş acaba? Nasıl? Oran çok muymuş? Yani kendi istediği cinsiyete kavuşmak isteme oranı. Yaptıranlar çok mu acaba? Yok. Şimdi şöyle, siz benle beraber duyuyorsunuz ama her sene çok fazla insan var. Var mı? Aynen. Sadece benle insanlar farkına varmaya başladı. O yüzden hani çok fazla bizle de alakalı her şeyi söylemek istemiyorum. Çünkü benim gibi olan... kendinle barışık olmak demeyeyim de söylemek zorunda değilsiniz. Ben de zaten söyleme kendimi taraftarı değildim. Böyle ama bir şey başıma geldi. Ama onların hayatlarına da saygı duyuyorum. İnsanlara her şeyi anlatman lazım. O iş geçti artık senden. Yani sen her şeyi açık açık net ve rahat ama şöyle, onlar mesela rahatsız olabilir. Onlar kim bilmiyoruz ki onları. İşte benim gibi olup da kendini saklayan insanlar, onlara da saygım sonsuz. Her şeyin konuşulması taraftarı ben de değilim. Sadece sağlıkla ilgili hani gelen sorular oluyor, sakalla ilgili ne kullandım. Ne konuşacağız zaten? Yani işte ameliyat vesaire. Yok canım artık. Yani. Ameliyat nasıl geçti? Ya tabii ki. Evet. Yani bunların doktor kontrolünde gerçekten olması gerekiyor. Bilinçsiz hani gideyim eczaneden ilacımı alayım. Tehlikesi ne kadar? Yani her şey olabilir. Kan pıhtılaşması... kan akışı hızlı oluyor hormondan dolayı, kalp krizi vesaire, bu çocuk oyuncağı değil. Evet. Gerçekten doktor kontrolünde olması gerekiyor. Hani gideyim de sakallarım çıksın diye birçok insan, çünkü hani benim gibi olmayıp nasıl diyeyim doğuştan fiziksel yapıda o şekilde doğan insanlar da bunu sorabiliyor. Köse olduğu için. Diyorum hani 5 mesajdan 3'ü o şekilde. Abi bende köselik var, ne yapabilirim? Ya bu olacak bir şey değil. İlaç doktora gidin. Doktor hayır, bunu ben doktor değilim. Doktor kontrolünde aynen, ilaçla yaptım diyorsunuz. Gidebilirsiniz diyorum. Hormonunuzu kontrol edebilirsiniz. Hani bu sonuçta kötü bir şey değil, utanılacak bir şey değil. Orada da çünkü rencide oluyorlar. Acaba benim hani erkekliğimde bir sıkıntı mı var diyebiliyorlar. Böyle bir şey yok yani, insanız. Hormon bu, düşük de olabilir, yüksek de olabilir. Düşüklüğünden kaynaklanan bir şey olabilir. En güzeli kontrol ettirmek. Ben de hani cevap veremiyorum ama benim özellikle kullandığım bir şey, bir ilaç vesaire yok yani. Bunları ne kadar bekledin mesela? Yani tüylenmeyi ne kadar bekledin? Çünkü o sana ayrı bir hava veriyor. Bunu tabii ki kabul ediyoruz. Yani gerçekten işte, senin bir erkek olduğunu gösteren unsurlar. Yani şöyle 2 senenin sonunda mı? Ben de çok hatırlamıyorum. 2 sene. İşte ilk bıyıklar, sonra sakal vesaire. Her şey yavaş yavaş. Ya 5-6 senede tamamlanıyor her şey. Bir senem daha var benim aslında. Ses de mi yavaş yavaş? Yavaş yavaş. Ya sen fark ettin mi sesini de değiştiğini? Ben mesela şu an sesimi kasmıyorum. Kassam daha kalın çıkar. Yani normal. Ne olur beni. Ne olur. Yani daha böyle aşağıya indirip hani daha yok şey konuşursan. Yok ama bence gerek yok, biliyor musun? Ya, ben rahatım hani. Şu anda gayet erkek sessin zaten. Ya rahatım. Çok enteresan. Kız arkadaş, yani nişanlının asıl bu konuda o kızı elinden sıkmak istiyorum yani. Gerçekten tebrik etmek istiyorum çünkü büyük bir sevgisi var ki sana. Aslında öyle ama olabilir. Tam tersi taraftan düşündüğümüz zaman hani şöyle, ben bir şey yaptım gibi göstermek değil, yanlış anlamayın. Tabii ki Tuğba'yı tebrik etmek gerekiyor ama şöyle, zaten beni bilerek hayatıma geldi. Çok büyük saygı diyorum işte ama da hiç şu açıdan düşünmüyorum acaba. Ben onu yani nasıl diyeyim, hani insanız, her şey geçebiliyor aklımızdan. Benim için de çok zor. Çünkü onu kollamak, hani aman bir şeylere kırılıyor mu vesaire, bir sürü paylaşım oluyor. Ben artık kendimi geçtim ama benim hayatımda, yani bunu gerçekten çok büyük konuşuyorum. Çünkü kaybedebileceğim bir şey yok demeyeyim de, var tabii ki birkaç şey hayatımda ama sevdiğim insanları üzebilecek bir şey olursa gerçekten benimle ilgili yazabiliyorlar. Çok rahat o internet ortamından yazmak. Karşıma gelip acaba o sözleri benim suratıma söyleme cesaretinde bulunabilecek mi bu insanlar? Nişanın için konuşuyorsun değil mi? Onu kırmalarını istemiyorum diyorsun. Tabii ki istemezsin sevdiğin insanın kırılmasını ama o da bunları göğüslemiş. O yüzden ailem dediğim zaman zaten nişanlımın ailesi, kendi ailem ve nişanlım. Bunlar çok hassas noktalar. Tabii ki. Orada hiçbir şekilde tahammül sınırımı aşan şeyler. Gerçi şu ana kadar okumadım. Okudun mu sen, bilmiyorum. Ben okumadım. Okuyorum artık, hani gülüp geçiyorum ama insanlar... Ne diyebilirler? Yani her şey artık böyle hani sosyal ortam... Ay sana niçin bu sevgiyi besleyebilir? Hani çok zengin olursun, besler. Yok şöyle ya, yaş sınırı artık sosyal medyada çok aşağı indiği için... Artık çocuk da kullanmaya başladığı için, ki ne kadar doğru onu da bilemiyorum. Yazılan yorumlar internette. Yaş sınırından dolayı. Aynen, yani bilemiyorum şimdi işte hani fake hesap olabiliyor zaten, gerçek hesap değil. Sadece gerçekten diyorum ki insanlar empati, herkesin bir kız kardeşi var veya sevgilisi var. Kendilerine aynı şekilde bir ithamda bulundukları zaman nasıl hissederler? Bir düşünsünler, ondan sonra bir şeyler yazsınlar. Aslında aileden sorumlu bakanlık ilgileniyor bununla, bilmiyorum kimin... Hangi biriyle ilgilenecekler? Biraz evvel şey dedin, nişanlınla ilgili. Ona nasıl, yani benim işim daha zor derken ona nasıl yetemeyeceğini düşünebiliyorsun ki? Yok, yetememek değil. Ona edilen sevimsiz sözler ya da istenmeyen sözler, istediğin kadar orada yırtın, illa ki bunlarla... Onun maruz kalmasını istemiyorum. Tabii ki istemezsin yani, benim çocuğumun maruz kalmasını istemediğim gibi bir duygu bu ama ona ne kadar engel olabilirsin ona bilmiyorum ama sen kendini yetebilecek olarak hissedebiliyorsun. Güç konusunda bir şey değişiyor mu Rüzgar? Güç? Evet. Yani fiziksel güçten bahsediyorum. Yani ama o sizin hani spor yaptığınız antrenmanla. Hani hiçbir şey yapmayıp hani bir güç gelsin. Şimdi hormonlarla dolayı tabii ki bir güç geliyor. Ama onu nasıl doğru... Hormon onda mı? Ya ciddi mi? Yani doğru kullanmak önemli. Hani sonuçta kas yapınız vesaire her şey değişiyor. O zaman senin çalıştığın spor hocaları da mı farklı olacak? Ya da bunu daha iyi bilenler? Yok, sadece hani anlatıyorum şöyle hani 21 günde bir işte bu ilacı vuruluyorum vesaire. Aslında dikkat edilmesi gereken bir şey yok. Ben sonuçta doktor kontrolünde olduğum için Sadece hani hangi bölgeleri çalıştırmak istiyorum, işte omuz mudur, kol mudur? Bu şekilde bir program belirliyoruz aynen. Bayanlarda da değişiyor. Artık uzun yıllar kullanabileceğin ilaçlar var mı, yoksa bitti mi bütün bu problemler? Yani daha azalmaya başladı ilaç kullanımı ama ömür boyu devam edecek. Ömür boyu devam edecek. Çocuğun olabilecek mi? Evet, olabiliyor. Olabiliyor mu? Evet. Bu tabii Allah'ın işi, nasıl? Allah eğer... Ama bu da bak benim anlayamadığım ya bir şey var. Ya olabilitesi olmayan bir şeyi Allah herhalde yaratmaz. O yüzden diyorum ki bu da herhalde benim sınavım. Hani olmayacak bir şey diyorsunuz ya, mesela en basiti çocuk vesaire. Hani bir ilaç insana bunu yapabilir mi? Evet. Demek ki ne kadar hazırmışım ki. Kızlar çok koşuyor mu peşinde? Sence? Tahmin ediyorum, çok yakışıklı olması. Yani basında göründüğünden çok daha yakışıklı. Yani ince, tarz olarak da çok hoş. Profilden özellikle çok hoşsun. Peki acaba sen yani ilk kız arkadaşınla nişanlınla diyeyim artık, eşin diyeyim. Tanıştığında nasıl, hani cesaret edemediğim bir şeyler oldu mesela? Şimdi ben gideceğim onun yanına, konuşacağım falan. Yok, ben genelde hiçbir kızın yanına gitmemişimdir yani. İnanmıyorum. Ya genelde onlar gelmiştir. Hadi canım. Yani bu şimdi şey olmasın. Bilerek mi bilmeyerek mi canım, anlıyorum ne demek istediğini yani senin. Yok yapımda o yok hani. Gitmem. Bilmiyorum, belki de gittim. Yapın. Bir dakika düşünüyorum. Yok. Ama artık olmalı. Yapında. Yapında artık olmamalı canım. Nişanlandım artık. Şimdi değil yani. Bir erkek olarak gitmen lazım. Eskiden gitmezdim belki. O yapıyı değiştir artık. Yok, onun kadın erkek olarak alakası yok ya bence. Artık kadınlar gidiyor diyorsun. Gelebiliyor. Karakterle alakalı bir şey. Nasıl oldu sorabilir miyim mahsur yoksa, yani nasıl tanıştınız? Tabii tabii. Ya yakın arkadaşımız tanıştırdı bizi. Ama bilerek tanıştı. Bilerek tanıştı. Yani tabii ki. Tabii. Ondan sonra ben de tabii hani resmine falan baktım yani. Sonra işte tanıştıktan sonra işte bir mesajlaşma oldu. Sonra işte ilk defa buluşacağız. Onunla da sağ olsun Nişantaşı'nda dedim bak, Nişantaşı'nda buluşmayalım, basın vardır. Yok dedi, bir şey olmaz vesaire. Yok dedim hani karşı tarafta buluşalım çünkü Anadolu yakasına basın genelde olmuyor. Yok dedi gel, hani bir şey olmuyor. Gittik, daha ilk hani görüşmemizden sonra ilk baş başa hani kalacağız. İlk gün baş başa kaldığımız ilk gün dışarıda hani Nişantaşı'nda bir kafede buluşacağız. Basından arkadaşlar sağ olsun, gerçekten haberim de yok. En son çıkarken bir ara böyle tuvalete gideyim dedim. Bir basın falan bizi mi çekti, sonra baktım. O sırada çekiyor ama öncesinde çekmiş. İşte bir şeyler içiyoruz, kadeh tokuşturuyoruz, gülüyoruz vesaire. Ya şimdi kötü de bir şey çünkü hani ben hiçbir zaman böyle şeylere ihtiyaç duyan bir adam olmadım. Ama karşımdaki kız da bilemez hani beni ne kadar tanıyor ki. Böyle bir şeye ihtiyacım yok. Okay, ama söyledin hani, ona sen söylemişsin. Söylediğim halde ama işte şimdi hani ilk defa baş başa kalıyoruz, onda da basın. Kaçar mı, korkar mı hani bilemiyorsun. Çünkü insanlar hani alışkın değil. Allah'ım dedim, tam dedi ben önden gidiyorum dedi. Çıktık, ben o sırada basını oyalıyorum vesaire. Bindi taksiye, benim halbuki hani kafamda uğurlamak vesaire, sağ olsun arkadaşlar. Ona da mani oldular. Gitti, Tuğba gitti taksiye, bindi gitti. Dedim bir daha görebilecek miyim vesaire. Korkarak mı gitti, kaçarak mı gitti? Yok yani biraz gerildi. Ya çünkü şimdi kim ister ki normal hani... erkek arkadaşınla buluşuyorsun hani Tuğba için, bir anda basın karşına çıkıyor. Gerildi tabii ki. Ben de işte eve gittim mi vesaire, hani her şey yolunda mı soruyorum, mesajlaşıyoruz. Sonrasında işte görüşmeye başladık ama hani hep dediğim gibi Tuğba'da hep şey vardı. Yani bilmiyorum, belki sen de hissetmişsindir başka insanlarda, çok nadirdir ama sanki daha önceden tanıyormuşsun hissi, aynen. O samimiyet duygusu çok farklıydı Tuğba'da. Allah Allah. Belki de bu yüzden hani aslan burcu. Uuu, 2 tane zor burç bence. Çok da anladığından değil. 2 tane yönetici burç. Evet, çok anladığından değil ama öyle. Ama öyle. Yani. Ben de çok hani fazla bilmiyorum ama en azından ikisi de yönetici burç olduğunu biliyordum. Acaba Tuğba'nın ailesi nasıl karşıladı ilk başta? Yani işte beni tanıdıkları zaman hep diyorum, insanların o ön yargısı kırılıyor. Ama olsun, ilk söylediği zaman mesela Tuğba nasıl anlattı? Mesela babasına ve annesine bunu söylerken acaba ne yaşadı kızcağız? Ya şimdi şöyle, tabii ki ailesi olarak hani saygısı vardır vesaire, ama Tuğba'yı biraz karakter olarak tanıdığım için... Hani o bir şeye evet okey diyorsa insanlar ona okey demek zorunda. Çok zor bir karakter. Tabii direkt her şeyi yönetiyor. Aynen, aynen düşünüyorum. Şimdi Cici Mayı, sonrasını bilemem. Yok. O yüzden sonrasında işte ailesiyle ben de tanışmak istedim. Hani artık evet tanıştır. Öyle olduğu zaman, beni gerçekten birebir tanıdıkları zaman insanlar daha fazla hani seviyor. Çünkü hani Instagram'dan, resimlerden, basından vesaire... İnsanlar hep böyle daha böyle hani şey, burnundan kıl aldırmayan bir tip gibi görüyorlar. Halbuki tanısalar. Öyle mi? Zaman içerisinde kısmet, onun oyunculuk gibi şeylere merakı var mı? Yok, oyunculuk yapmak yok. Gibi. Kıskanç mısın? Evet, oraya geleceğini biliyordum. Öyle bir hakkın yok ama. Daha, sen hayır. De oyuncu olabilirsin. Şimdi şöyle ama insanlar hayatında özgürdür. Ben oyuncuyum. Zaten esas mesleğim bu. Evet. Ama... Ben Tuğba'yı tanıdığımda kendisi make-up artistiydi. Make-up yakın ama bizim işimize. Yok, çok yakın değil. Kıskanç. Değil. Ay, kıskanç. Ben onu tanıdığımda kendisinin zaten bir mesleği var. Buna da zaten nereye ihtiyacı yok. Kime make-up yapıyordu mesela? Ünlülere. Ünlülere, sanatçılara. Yakın. Şu an bir kozmetik mağazasına müdür yardımcısı olarak çalışıyor zaten. İnşallah ileride de kendi... yerini inşallah olur diye planlıyoruz, neyse. İnşallah. Ama yok, oyunculuk değil. Ben kıskanç bir adamım. Sevdiğim zaman sevdiğim kadını sahiplenen bir yapıya sahibim. Seni çok kıskansa Tuğba ne yaparsın peki? Yani kıskanabilir ama Tuğba benim hayatıma geldiği zaman zaten hani benim mesleğim belli. Oyunculuk yapıyorum. Işte, tamam, haklı, kıskanabilir ama ben en başında her şeyi konuştum. Bak benim iş hayatım bu şekilde, bunları kaldırabilecek misin? Yani bir şey olduğundan değil, sadece hani hayranlarım var genelde kızlar. Şimdi hiç kıskanmıyor mu mesela hayranların? Bana görünüyor. Çünkü şöyle, o da şanslı, ben de çok şanslıyım. Öyle bir adamla birlikte, ona yanlış yapmayacağını bildiği bir adamla birlikte, ben de Tuğba'dan aynı şekilde, ikimiz de şanslıyız. O yüzden içi o anlamda son derece rahat. Ya bütün beraberlikler, bütün ilişkiler bu şekilde başlıyor. Ama ben ileride sana problem çıkartmayacağını nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Ben sizi burada ayırıp gönderirim. Allah korusun. Tabii tabii. Ya şöyle. Senin işin de zor. Ya benim işim de tabii ki zor. Ama tabii ki kıskanabilir. Bir kadın sonuçta hani çok fazla insan takip ediyor. Çok güzel hani şeyler yazan insanlar oluyor ama... o konuda şanslı yani. Ben çünkü hayatım boyunca 30 yaşındayım. Kadına erkeğe geçiyorum. Bana yapılmasını istemediğim hiçbir şeyi başka bir insana yapmadım. O yüzden şanslı. Bir kadına yapılmaması gereken ne mesela en önemli? Ya, yapılmaması gerekiyor ve ben ya bunu yapmayacağım dediğin... Türkiye'de genellikle şöyle bir şey, işte kadın aldatılır. Ben bu şeye karşıyım. Kadın mesela aldatılır. Aldatılır veya artık kadınlar da aldatabiliyor. Hiçbir insanın hiçbir insanı aldatma, yani yok, öyle bir özgürlüğümüz yok ya. Başka bir insanın duygusuyla oynama gibi bir özgürlüğümüz yok. Ben en çok ona mı dikkat ediyorsun? Yani onun gururunu kırmamak, kalbini kırmamak mı? Aynen. Bir insanın kalbini kırmamak. Yoksa konuşma şeklindeki tarzı mı? Yalan söylememek kesinlikle. Ve bir kadının kalbini kırmamak. Ya yalan, doğruyu konuşmak çok önemli bir şey. Nelerde kırmamaya çalışıyorsun? Mesela yalan söylemek tamam. Konuşurken ki hitap ediş şeklin mi? Ya da mesela ya o fiziksel anlamda ona bir şey söyleyip söylememek mi? Ya da ona sinirli davranmamak. Bunda mesela en basiti, genelde en karşı olduğum şeylerden bir tanesi kadına şiddet. Kesinlikle, zaten bunu hiç konuşmaya gerek yok. Aynen, gerek bile yok, bunu geçiyorum zaten. Hiç kimsenin üstünde böyle bir şeye hani hakkı olmadığını düşünüyorum. Ve sinirleniyorum da şu an bir yandan. Neyse üslup çok önemli konuşurken. Ve belli başlı şeyler, hani saygı dediğim şeyler, bu nişan da olsa, evlilik de olsa, kendini ifade etme şekli. Bir süre sonra insanlar aynı evin içinde olduğu zaman alışılmış olma duygusu, rahatlık duygusu oluyor. Ama aşkı tutan şey de aslında o saygı aradaki. Yani ya çok... Saygı hayatta en önemli şey. Aynen. En önemli. Eskiden birbirlerine öncelikle kendine saygı. İnsanlar, evet. Gerçekten öyle bir dönem olsa evlilikler daha uzun sürermiş. Aynen. Yani o aynı evin içinde yaşadığın için artık bir şeyler böyle çok daha rahat olmaya başlıyor. İşte oturman, kalkman, yani şöyle bir şey, bir akşam yemeği bile yiyorsan üstündeki kıyafete dikkat edeceksin. Ha, işte eskiler... Eşofmanlı. Ben biraz eski kafalı bir adamım. Kahvaltıya da hanımlar, aynen, makyajları ve kıyafetleri, gerçekten öyle bir kadın olmak çok isterdim. Ben. Hayır, yani sabahın köründe ama bence kahvaltıya... makyaja da ihtiyacınız olmadığı için olabilir mi? Ay çok teşekkür ederim. Onunla ilgisi yok. O başka bir şey. Mesela şöyle bir şey yapsam bile, o ne biliyor musun? Bir ruj sürsen. Eşine olan, yani eşine saygı, eş onu şeye görecek. Bak benim için. Yani değer vermek çok önemli. Evet. Ben hiçbir zaman sabah kahvaltısına üstümü değiştirip şık şık giyinip inmedim şimdiye kadar. Yok, ben sabah kahvaltısına ben de onu beklemem. Ama, yok, yani, ama bir akşam yemeğinde evet. Ama pijamayla da inmedim ya da gecelikle de inmedim. Muhakkak üstüme bir eşofman tarzı. Akşam yemeğine de yani çok o kadar... Ya rahat davranabilirsin ama belli özel günler vardır vesaire. Hani canım o tamam. Özel günleri herkes yapıyor. Her gün o hanımın sabah akşam eşine öyle giyinmesi falan. Tuğba senin bu özelliklerini biliyorsa bu huyunu uyacak mı yani? Sabah kahvaltıya şık şık, akşam yok, işte... Sabah kahvaltıda beklemiyorum ama bazı hani özel günlerde kendimize olan saygımızı bozmamamız gerektiğine inanıyorum. Önemli. Aynen. Demek ki bunlar aslında çok önemli şeylerden bahsediyorsun. Çünkü saygı gerçekten çok önemli. Bu saygı gittiği an... Ya o insanın elinde olan bir şey. Hani aşk bitti vesaire, kendiniz bitiriyorsunuz. Ben ona inanıyorum. İnşallah öyle olsun. İnşallah. Göreceğiz, bakacağız yani. Peki... Oyunculuk konusunda seni rahatsız eden bir şey var mı? Yani ben oyunculuk yaparım ama insanlar buna inanırlar mı diye düşündüğün oluyor mu hiç? Yani bir kız arkadaşının olması filmde, dizide. Ya işte belki de hani şöyle bir şey var diye düşünüyorum. İşler geliyor ama benim hani oyuncuyum. Sonuçta düzgün bir rol olduğu sürece her rolü oynarım ama şimdi Türkiye yapısına göre acaba işte hani yapımcılar şunu düşünüyor mudur? Evet, biz bu adama başrol teklifi götüreceğiz ama muhakkak karşısında bir kız olması gerekiyor. Sonuçta ben var mıyım bu hayatta? Varım. Bir gerçek mi? Bu gerçek. Gerçek olan bir şeyi insandan hani tüm Türkiye'den de hani saklayamazsınız aslında. Sonuçta sosyal medyada da kullanıyorum. Gazetede veya şu programda olmam bile sonuçta bir televizyon kanalında gösterilmeyecek mi bu? Tabii. O zaman... Evet, oyunculuk başka bir şey ama şey anlamında inandırıcı olabilir mi sevgili hayatı? Ya bu aslında biraz zamanla alışmaya bağlı. Ya aslında şey, orada bir şey var. O biri onu cesaretiyle. Aynen, onu biri kırdığı zaman ben inanıyorum ki yani aynen alışacaklar. Evet, ama DJ'lik bence çok yakışmış sana. Peki Tuğba senden acaba ne buldu? Yani davranışlarında en çok mesela sana ne diyor? Yani şu huylarından etkilendim. Ya, çok senin neyinden etkilendi acaba? Dürüstlüğüm genelde. Hani ya bir kadının içini huzurla doldurmak başka bir şeydir. Hani gönül rahatlığıyla. Ya günlük hayatta nasıl davranıyorsun da huzurlu dolduruyorsun? Mesela yaptığın farklı bir şey var mı Tuğba'ya? Yani huzurla şöyle mesela atıyorum pembe yalanlar vardır ya hani atıyorum bir şey yapacağınızdan dolayı değil, bir yere gidiyorsun onu eksik söylersin hani yalan gibi olur. Ben her şeyi söylerim, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum, o da aynı şekilde karşımdaki ilişkide olduğum insan da aynı şekilde her şeyi yani onu beklerim. O yüzden hani güvenebiliyor. Mesela atıyorum işimden dolayı DJ'lik yapıyorum. Sonuçta bir sürü bayan hayranım geliyor, kıskanabilir ama benim bir duruşumun olduğunu biliyor. Ona yanlış yapmayacağımı biliyor. Bu da benim ona verdiğim güven. O duruş da aslında sana acayip bir çekicilik getiriyor olabilir. Öyle mi? Hiç bu açıdan bakmamıştım. Kesinlikle. Ama öyle yani aslında senden şey beklenebilir. Şimdi bütün kızlara işte sulanabilir, sulanmak isteyebilir beğendiğini. Ama senin o duruşun yani bu Tuğba'dan dolayı olduğu kesin belki de %80 ama... Tuğba gene... olmasaydı da hayatına yine aynı duruşta olan bir insanım. Ya ben şey ya hani böyle çok çapkın değilim de daha çok böyle seçici. uzun hem seçici hem de uzun ilişki adamıyım. Hep böyleydim. Tamam yani yine bir etrafına bakıyorsundur herhalde Tuğba olmasa da. Hani nasıl duruyorsun anlamadım, böyle yaklaşmayın yanıma gibi mi duruyorsun? Yok mesela resim çekilmek istiyorlar. Ha, şimdi yanaşıyorlar ben böyle biraz daha uzak durabilir miyiz? Niye? Yani şöyle her zaman bu şu an hayatımda Tuğba'dan dolayı mı yoksa Tuğba olduğu için hayatımda biri var. Her zaman karşı tarafa yerine kendimi koyuyorum. Düşünüyorum ben şimdi o oyuncu olsaydı vesaire nasıl hissederdim? İyi hissetmezdim. O yüzden hani tamam resim çekiliyorum ama onun da bir yakınlığı var. Çünkü hani insanlar bazen o yakınlığı kontrol edemiyorlar. Onu ben kontrol etmek zorunda oluyorum. Benim de işim zor. Ay Allah'ım ya Rabbim sen büyüksün. Yani gerçekten enteresan. Kıskançlığına çok şokum şu an. Yani şok oluyorum. Bu kadar kıskanç olabilmen. Yok enteresan. Şöyle çok acaba, fazla değil de yerinde kıskançlık yaparım. Gereksiz yere değil, mantıklı. Kadınlara güvenilir mi güvenilmez mi? Hayır tabii. Hayır. Bana bak sen. Öyle. Bana bak gerçekten. Öyle. Niyemiş o? Hele terazi mesela siz terazi burcusunuz. Hayır yani. İmdat. Terazi burcuna güvenilmez mi? Konuşayım mı? Konuş. Konuş gerçekten konuş. Yani çok fazla anlamam burçlardan ama belli başlı mesela terazi burcu biraz sakıncalı bir burçtur. Çünkü çok hani böyle mavi boncuk dağıtmayı çok severler. Bir şey olacağından değil. Hani karşısındaki kişiye gönül isterler. Tabii beğenilme duygusu. Kesinlikle. O ortama girdiğinde herkes ona baksın. Ondan çünkü besleniyorsunuz. Yanlış mıyım? Terazi burcu evet yani. Bu Aslan burcunda da var. Ha, Tuğba canım geçmiş olsun. Eğer böyle düşünüyorsan. Peki o zaman Tuğba'ya da mı güvenmeyeceğiz? Yok hayır. Bir dakika. Şöyle mavi boncuk dağıtma. Bu terazi burcu için geçerli. Mavi boncuk dağıtır mıyız? Yani kendi açımdan terazi burcu öyle biliyorum. Peki. Terazi burcu bir de akrep kadını öyledir. Akrep kadını çok tehlikelidir. Bir de terazi burcu çok tehlikelidir. Yapma ilk defa senden böyle bir şey. İkizler çok dengesizdir. Tehlikeli terazi de dengesizdir. Tehlikeli değil mi? İkizleri çok tanımıyorum. Bak terazi cilveli eğlenceli bunu kabul ediyorum. Mavi boncuk dağıtır mı? Evet. Aşık olduğu zaman terazi burcu mesela çok sadıktır ama aşık değilse akrep için de geçerli. Yalnız bak bir şey söyleyeceğim. Terazi burcunun yani aşıksa evet sadıktır ama o aşk yavaş yavaş sönmeye başladığında da yine eğlence, yeni böyle heyecan arayışlarına girerler evet. Aynen. Giriyorlar. Anne ben artık iyicene kaldım evde teşekkür ederim sayende. Kadınlar güvenilmez diye biliyorsun yani kadınlar niye güvenilmez? Şöyle olsunlar? Sebebini söyleyeyim mi? Evet. Bu çok önemli. Yani bunu herhalde benden başka söyleyebilecek vardır da. Bilmiyorum. Ben işte, bu konuyu herkese konuştum herhalde. Mesela kadınlar genelde bir şeyle ilgili düşündükleri zaman kafasından 10 şey geçebiliyor. Ama biz erkekler öyle değiliz. Niye, nasıl geçebiliyor? Her şeyi yüzünü karartabiliyor. Hayır bir konu mesela neyden bahsedelim? Bu akşam beraber yemek yiyeceğiz diyelim. Sizinle. Siz o yemeğe gelene kadar veya o olay olduktan sonra diyelim bu konuyu birine anlatacaksınız. Bir önceki günden başlıyorsunuz. Oraya gelene kadar zaten anlatmak istediğiniz nokta o. Oraya bir gelemiyoruz zaten bir türlü. Her şeyi anlatıyorsunuz. Ama bize sorduğunuzda aynı olayı. Evet işte akşam yemek yedik bitti bu. Mesela hani diyorlar ya erkeklere çok fazla hani kadınlar dırdırcı buradan geliyor. Gerçekten o kadar farklı düşünüyoruz ki. Erkeklerin de çok dedikoducu olduğunu düşünüyorum. Ya var olanları da vardır da. Olanları da derken? Olanları da vardır herhalde. Konuşmayanların sayısının az olduğunu düşünüyorum. Özellikle de kız arkadaşının arkasından konuşan erkekler. Şöyle mesela o zaten affedilecek bir şey değil. Yani o insanlara zaten ben... Hani senin özelin senin özelindir. Direkt karaktersiz gözüyle bakıyorum. Erkek arkadaşlarımla konuşma olayı. Ya da kim olursa olsun yani aynen, günübirlik bir ilişki bile olsa hani o kadının arkasından konuşan erkek bence... Kendisine saygısı olmayan bir insan aslında. Benim oğlum olsun mesela ilk onları öğretirim. Yani bir kadına nasıl davranılması gerektiğini öğretirim. Tabii aile terbiyesinde o çok önemli var. Aynen. Yani hiçbir kız arkadaşının arkasından iyi ya da kötü konuşmak çok doğru bir şey değil. Kadınlar böyle dedikoducu yani. Peki. Ya dedikodu değil aslında. Şöyle o dedikodu değil. Başka nerede güvenemezsin mesela? Ama bu konu çok önemli bir konu. Peki. Bu işinize yarayacak bir şey, o yüzden söylüyorum. Peki. Yani hep kadın ve erkek anlaşamadığı, kavga ettiğin nokta bu sebepten dolayı oluyor. Aynı değiliz. Aynı olsak zaten hani birbirimize iteriz. Ama siz çok daha kapsamlı düşünebiliyorsunuz. Yani biz bir şeye kitlenirken, o anda bir şey düşünürken siz 10 şeyi düşünebiliyorsunuz. 10 olayı düşünebiliyorsunuz kafanızda. O yüzden çok iyi yalan söyleyebilirsiniz. Bu zekayla ilgili bir şey değil mi? Bu yani bilmiyorum. Siz aptalsınız, biz zeki. Ya hayır. Zekayla alakalı mı bilmiyorum ama şaka, bu tamamen farklı bir şey ya. Ama bir şey söyleyeceğim. Aynı anda birkaç şey düşünebilme zekayla ilgili bir şey. Bir de ben mesela böyle bir noktaya sadece böyle... Öyle ama şimdi ben de aptal değilim yani. Estağfurullah. Hadi hızlı düşünebiliyorum ama bizler daha yavaş düşünüyoruz. Bu neden mesela, bilmiyorum. Benim tahmin edemediğim şey yavaş düşünen insan. Mesela. Aynen. Çok hayatta, yavaş hareket eden. Aynı anda orayı da organize edebilmeli, burayı da bir tek şeye böyle takılıp öbür tarafları unutan kişilerle mümkün değil mesela. Ama arkadaşlık bile edemeyebilirim. Aynen ben de öyle ama bu bahsettiğim şey çok ince bir nokta. Gerçekten belki bunun tıp üzerinde bir açıklaması vardır. Sen yani kadın erkek ilişkilerinde mi bir kadının birkaç şeyi aynı anda düşünüyor olması... Farklı. Aynen kafa yapımız çok farklı. Ne zararı var? Bu daha her şeyi daha... Anlaşamıyoruz. Tartışamıyoruz bile yeri geldiği zaman. O çünkü kadın bir an evvel pratik düşünüp sonuca erken varıyor demek istiyoruz. Aynen. Erkekler aynen, varamıyorlar. Aynen, varamıyoruz. Bunun sebebi ne oldu? Bir kadına yalan söylemek de mesela çok zordur. Varamamanın sebebi nedir? Varamamanın? Yani bunun sebebi... Bunun zekayla ilgisi olduğunu düşün. Yine döndüm ona. Ya bilmiyorum zeka değil ya. O bu yapıyla alakası. Çabukluk. Bunu da bence hormonlar çok büyük etkiliyor. Buna inanıyorum. Düşünce yapısını, düşünce yapısını çok büyük etkiliyor. Yapma. Bir şey soracağım ama alınma. Bu hormonlar seni öyle mi yaptı? Gerçekten bir tek şeyi mi düşünüyorsun? Bir 4-5 şeyi şöyle, önceden çok kapsamlı düşünebiliyordum. Şimdi? Şu an daha yüzeysel. Beynen tabii ki. Ve bir şey daha var. Daha testosteron hormonu tam olduğu düzey, olması gerektiği düzeyde mesela matematiğim o kadar kuvvetli değildi. Şimdi matematiğim daha kuvvetli. Bunlar gerçekten bilimsel üniversitelerde bunun araştırılması gerekiyor. Yapılması. Evet, bu çok enteresan. Şu anda matematiğin daha da arttı. Çok daha pratik. Yani şöyle o an matematik yönünden çok daha hızlı bir şekilde düşünebiliyorum ama belli başlı konularda mesela diyor ki insanlar niye bunu şöyle söyledi, kestirip attın diyor. Kadınların matematiği demek istiyorsun aynı zamanda. Yok onu demek hani amacım o değil ama anladım, hani aradaki farkı şey yapmak istiyorum. Anladım. Mesela bazen de benim de şimdi eleştirdiğim noktalar oluyor. Bir olayı mesela bir arkadaşım anlatmış, kız arkadaşımı, nişanlıma anlatmam gerekiyor. Öyle bir anlatmış ki ben sonunu söyleyeyim. Tamam işte atıyorum Merve'nin sana çok selamı var ama o arada bir sürü şey anlatmış. Sonra bir şey oluyor. Ya Rüzgar ben sana böyle mi anlattım hani Tuğba'ya anlat şu konuyu diye. Çok daha sonunu mesela söylüyorum olayların. Farkında değilim. Bana göre olay o. Sana selam söyledi. Bitti. Yani biz dedikodu yapmıyoruz diyorsun. Yani ben zaten sevmem. Çok erkek arkadaşın var mı? Oldu mu? Ya da hani seni gerçekten istediğin gibi hoş tutan. Yani sana senin olduğun gibi değer veren erkek arkadaşın çok var mı? Ya da dostun var mı? Dostum çok az var etrafımda. Dost zaten çok aynen, olmaz galiba. Olmaz aynen demedim, çok olmaz. Vallahi kadın erkek olarak seçmiyorum. Artık insan sarrafı mı diyeyim hani az çok anlayabiliyorsunuz ya karşındakinin düşüncesini. 2-3 tane görüştüğüm dostum var. Yaklaşık 10-12 senedir hayatımdalar. Hep her zaman yanımda oldular. Erkeklerde en çok neye özenirdin mesela? Gerçekten şimdi yapmak istediğin, yaptığın. Ona kavuşabildin mi ya da? Yaz geldiğinde çok mutsuz oluyordum. Çünkü hep tişörtle girmek zorunda kalıyordum. Niye? Denize, havuza. Önceden. Evet. Niye bikini giymek istemiyor muydun ya da? Giymiyordum. Ya istemiyordun. Ha, yazın. Aynen. Ya insanlar hep çok beni, önemli bir şey değil insanlar yani. Hep beni televizyondan hani televizyonda gözüken Rüzgar olarak hani öncesinde. Öyle hep ben ama normal hayatta öyle giymiyordum işte. O insanlar öyle bildiği için şu an tuhaflarına gidiyor. Ben öyle kameranın önünden çıktığım zaman üstümü değiştirdiğimde aynı yani ben çok az şu an hani son birkaç seneye baktığımızda alışveriş çok az yapmışım. Evet. Var. Bir bakayım ne olur. Ya şimdi şu kadar şu kadar. Çok merak ediyorum ya seni. Yani işte şöyle. Dövmeden görünmüyor ki her yerin var, dövme. Var yani. Tüy çok fazla. Tüy çok fazla. Burada yok ama çok fazla galiba. Var var. Biraz var. Yeni yeni en son orası çıkmaya başlıyor. İşte 2 sene, 1 senem daha var demiştim. Aynen. Rüzgar, hayatının en unutmak istediğin anı hangisi? Bu ameliyatta oydu buydu onları karıştırmadan yani en gerçekten ben artık burada bittim dediğin ya da kendini çok kötü hissettiğin. Birkaç gün var. Bir tanesi ifşa edildikten sonra haberim olmadan sabah telefon yağmuruyla uyanmam ve ne olduğunu bilmiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Annenle baban önce mi öğrendi sonra mı? İfşadan önce mi sonra mı? Biliyorlardı canım. Anne baba biliyordu zaten. Aynen, aynen, en çok onları çünkü biliyorsun. Şok aynen oldu. Ama ne yapacağımı bilememe duygusu. Hani bundan sonra neden hayatım... Neden korktun ki yani? İnsanlar sana zarar verecek diye mi? Şimdi şöyle, benim gibi olan insanların zaten kapatmak istediği... Tamam sensin ama görmek istemediği, kapatmak istediği ve bu sürekli suratına vurulduğu zaman bile... Basın da çoğu zaman mesela hatta şu an yapamıyorlar da artık elimde hani mahkeme kağıdı olduğu için... Sürekli insanın canını yakan... Bir noktayı suratına vurmak kadar ki hele ki bizim durumumuza çok hassas konular bunlar. Ama bir şey söyleyeceğim. Ben de tam aksini düşünüyorum. Yani ifşa edilmiş ki sana yapılanların onlara da yapıldığını insanların öğrenmesi gerekmiyor mu? Onlar da bunun bundan dolayı mutlu olmazlar mıydı? Yani hani bak işte biz böyle sıkıntılar yaşıyoruz görün demek için. Yok o sıkıntıları şöyle o sıkıntıları basına çıkması geçirebildi mi? Yani çok şey var bizim hayatımızda bahsetmek istersem. Bakma sen bence etkisi olmuştur. Yani birçok insan mesela şey diyordur. Ya şu çocuğu da bir rahat bırakın artık diyordur. Yani çok, kendim için demeyeyim ben birçok şeyi şöyle söyleyeyim. Ben birçok şeyi aşamayı atlattım her şeyi ama mesela herkesin durumu maddi durumu iyi olmayabiliyor ve bu ilaçlar çok pahalı olabiliyor. Mesela devlet isterim ki gerçekten bu raporu olan insanların ilaçları karşılansın, ameliyatları. Çünkü iyi yapabilen yerler de hep özel hastaneler. Hani yanlış anlamayın bunun işinin piri hani tabii, iyi tabii, olan. Tabii anlıyorum. Ve hani gerçekten bunun çünkü bu bir ihtiyaç yani nasıl diyeyim kangren olan bir konumuz var ve bunun kesilmesi gerekiyor. Yani konunuzu kesmeniz kesilmesi gerekiyor oluyor, kestirirsiniz. Sizlere işte sizlere bu konuda böyle çok insan var. Aynen. Ve insanlar hastaneye bile gidemiyor. Mesela kimliği değişmemiş. Aman doktor şey olursa ne yaparım veya bunlar ameliyat olamayan insanlar var paradan dolayı sırf. Hani ben istiyorum ki sevgili hani büyüklerimiz başımızdaki yardımcı olurlarsa diğer insanlara da ben en azından böyle bir şeye vesile olmuş olurum. Olabilirler mi, olurlar mı diye düşündüm. Aslında belli şeyler değişirse ne değişmesi lazım? Bence olurlar gibi geliyor. Ya mesela yani sigortası var ama özel hastane bunu karşılamıyor. Yani bu raporu gerçekten hani bu keyfi bir durum. Bu raporu olan zaten bir heyetten geçiyorsunuz. Bu raporu olan kişilerin hani çünkü çok önemli. Bu izi taşıyorsunuz mesela. Atıyorum göğüs ameliyatında birçoğunda iz kalıyor. Yani zaten unutmak istedikleri bir süreç var ama o izle bütün hayatına devam ediyorlar. Evet. Özel hastaneler veya işte atıyorum bu işi yapan özel hastane demeyeyim de bu işi gerçekten hani yapan doktorların, estetik cerrahların yapması daha başka oluyor. Çok para harcadın mı? Tabii ki. Harcadın değil mi? Ciddi bir para istiyor yani. Herhalde. Yani o yüzden herkesin durumu birçok insan cesaret edemiyor bu yüzden ve çok üzülüyorum gerçekten bazen ameliyatları o kadar yanlış yapılmış yani zaten o insanın gözünde o acıyı görebiliyorsun. O kötü işte. İşte o yüzden hani o devletimiz yardımcı olursa bu konularla alakalı çok büyük bir şey. Peki o yanlışlık neye mal oluyor? İlişkiye girememesi mi? Yoksa gerçekten... Her şey. Her şey. Yani idrar yapamaması. Tabii ki yani o ameliyatı tekrardan olması, çok büyük ameliyatlar, çok riskli ameliyatlar. Tekrar ameliyat gerektiriyor yani. Tabii ki. O çok fenaymış. Ya en basiti sadece o değil, göğüs ameliyatında bile yani şöyle bir dikişle yaşıyor. İnsanlar tamam, onu dövmeyle kapatmaya çalışıyor. Diğer ikinci bir ameliyat var. Onda bile yani... Onu geç. O çok basit bir şey. Yani söylediğin şey o kadar önemsenmeyebilir. Yok, önemsenecek bir şey. Sizlere nasıl hitap etmemiz lazım onu da bilmiyorum mesela şu anda. İşte var bir terimi de ben çok hoşuma gitmediği için bunu söylemek istemiyorum. Öyle mi? Hayır. Sevmiyorsun öyle bir terim. Tamam. Yani o aslında farklılaştırmak oluyor. Orada ayrıştırmak oluyor. Hepimiz insanız. Sadece daha yaşanabilir şekilde bizler için, her insan için aslında çektiğimiz bazı zorluklar oluyor bu hayatta. İşe kabul edilme, bu süreç daha fazla hızlandırılırsa. Yıllardır Türkiye'de birçok insanın altını çizdiği ama bir türlü göremedikleri bir problem olduğunu düşünüyorum bunun. Çünkü eşcinseller hakkında... Yani hepsinin problemleri çok büyük. Hı hı. Ve ben bunların çok düzeldiğini de düşünmüyorum. Çok fazla insanda bir tek ben kendi programlarımda bu tür şeylere yer vermeye çalışıyorum. Eşcinsellerin çok büyük sıkıntısı olduğunu biliyorum. Ve bunun Türkiye'de görmemezlikten gelindiğinin de farkındayım. Hı. Aslında çok önemli bir şey. Çok yani bunu görmeleri gerektiğini de düşünüyorum. Ya şöyle, insanız ya hepimiz. Herkes o kadar değerli ki aslında. Allah'ın yarattığı kullarsınız. Ama işte herkesin istediği şeyi veremeyebilirim yani. Aynen, herkesin istediği şeyi veremeyebilirim. Ben de insanım. Hani mükemmel olamayabilirim ben de. Hani herkesin bir beklentisi oluyor. Hı hı. Benim için de, benim de hayatım gerçekten çok zor. Herkesin beklentisine karşılık veremeyebilirim. Tabii ki yani kim herkesin beklentisine karşılık verebiliyor? Ben verebiliyor muyum? Hayır. Öyle ama insanlar hep şey yani, niye şundan bahsetmiyorsun, niye bundan bahsetmiyorsun? Ben daha kendi hayatımı yavaş yavaş düzene sokmaya çalışırken hani... sana çok... şey diyorlar, niçin bizim haklarımızı korumuyorsun? Aynen. Elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Bana soracağın soruyu çok merak ediyorum bu arada. Şimdi mesela genel olarak Hülya Avşar'ın bir insanlarda röportaj yaptığı zaman çok daha böyle... şımarık çocuk gibi her şeyi sorabiliyorsunuz ya. Bu isteyerek yaptığınız bir şey mi? Yoksa hani öyle olduğunuz için daha rahat mı soruyorsunuz sorularınızı karşı tarafa sorarken? Yoksa aslında, onun altına sığınarak... Aslında şeyi hissediyorum. Onun altına şunu hissediyorum. Karşı taraftakinin de istemiyorum o soru sorulmasın demesine rağmen, çok güzel bir soru bu arada, demesine rağmen aslında anlatmak istediği şeyler olduğunu biliyorum ve hissediyorum. Yani o kendini kasıyor. Bana bu soruyu için sormasınlar diyor ama aslında o kadar ihtiyacı var ki onun da bir şeyler anlatmaya. Hı hı. Orada zamanda, o noktada da samimiyet çıkıyor ortaya. Evet. Benim ufacık bir dokunmamla tatlı dil yılanın deliğinden çıkarır. Tabii bunu böyle gerçekten istemeyerek yapmıyorum. İsteyerek yaptığım için belki. O ufacık güzel dokunuş onun aslında yapmak istediğini ortaya çıkarıyor. Evet. Çünkü istese zorla hiçbir şey anlatmaz, konuşmaz, kabul etmez. Onu da rahatlatıyorsun. Yani insanlar da o kendini açtığı zaman insanlar da onun samimiyetini görüyorlar. Hı hı. Yani o samimiyet çok önemli bir şey. Aynen. İnsansın çünkü. Oturup anlattığında, anlatmadığın zaman... falan oluyorlar. Ha, biz bilmiyor muyuz falan oluyor. Halbuki sen kendini anlattığın zaman kendini, o zaman böyle oluyorlar. Ya evet, haklı, o da bir insan ve o da bizden biri. Evet yani böyle kalıyorlar. Söyleyecek lafları kalmıyor. Dolayısıyla da bu hoşuma gidiyor. Bana da birisi böyle bir sohbet anında dokunsa ben de hemen dökülmeye her şey hazır bir kadınım. Gerçekten öyleyim. Ama yani bu soru çok mesela şu anda beni tatmin oldu. Hoşuma gitti. Hoşuma gitti. Tamam, süper. Yani belki birçok gelen kişinin de şey olacak, alamadığı, sormak istediği bir soru olabilirdi, olabilir bu. Aynen. Yani şunu demek istedin aslında. Hani biz yemiyoruz senin bu tatlı davranışını. Ama yok, hayır. Bunu bilerek, yani tatlı bu neyse ama ben normal hayatımda ben da konuşurken bunu hissediyorum. Aynen, yani. Normalde de hani kamera kayıttan çıktığı zamanda da bu şekilde olduğunuz için, ama insanlar hani genelde bunu bilmediği için aslında biraz da sizi kendinize anlatmayı, ifade etmek için bu soruyu sordum. Evet, ben çok kendimden, tecrübelerim aslında beni yönlendiriyor biraz da buna belki de. Güzel soruydu, bak bu soruyu unutmayacağım Rüzgar. Acaba bu hormon iyi bir şey mi ben? Ben de mi diye matematiğe kafa çalışıyor daha çok. Sorular morlar, o bakışlar valla. Gerçekten burada olduğun için mutlu oldum. Ben de. Ben kendi merak ettiğim soruları sordum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ben seni çok seviyorum. Çok güzel sohbetti. Herkes de seni seviyor diye düşünüyorum. İnşallah düşüncelerin her zaman... Yani inşallah seninle ilgili olması gerekenler olacak diye düşünüyorum. İnşallah. Ha? Hepimiz için her şey güzel olsun. Kesinlikle. Aynen. Çok yakışıklısın sen. Artık ellerimi alabilir miyim? Aa. Artık nişanlıyım. Aman Tuğba, inan kötü niyetli değildim. Gerçekten Tuğba. Tuğba neredesin? Neredesin? Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.